Arı sütü diye bir şey var. Şimdi biz arıcılıkta diyoruz ki Türkiye'de birinciyiz, dünyada da ikinciyiz. Türkiye olarak dünyada ikinciyiz, ordu olarak da Türkiye'de birinciyiz diyoruz. Arı sütünde 31 ton ithal ediyor Türkiye. Biz bunun 1 tonunu üretiyoruz. Şimdi kavanoz kavanoz bal üretiyoruz. Teneke teneke bal üretiyoruz. Ama en kıymetli arı sütünde yani ıskalıyoruz. Yani esas para orada. 5 bin lira, 7 bin lirasa değişiyor. Geçen de hanımlarla konuştuk. Onlara sertifika verdik. Bir hanım bir yıl boyunca 10 kilo yapıyor. Kilosunun 5 bin liradan, 5 de 7 bin. Hadi en azından hesap edelim. 5 bin olsa 50 bin lira yapıyor. Günde yarım gün çalışacak. Bir günde yarım gün çalışacak. 50 bin lira para kazanabiliyor. Yani 70 bin de kazanıyor, 50 binden ben hesap ediyorum. O ne yapar? Ayda 4 bin lira yapar. Yarım gün çalışarak. Beni işe koy diye gelen kişi asgari ücretle 2 bin liraya çalışıyor. Halbuki arı sütünde yarım gün çalışarak 4 bin lira para alıyor. Şimdi böyle işler var. Biz bunu satın almayı biz yapacağız. Propolis diye bir şey daha var. Bunu yaptığınız zaman bu 70 bin lira bunun kilosu. Oturduğun yerden, halı dokumaktan, diğer iş yapmaktan daha faydalı bir iş. Yani buna benzer işler var. Ana arı olacak. Eğer biz çıkartmazsak sen de gel görmemen. Budur ana arı. Bu ana arı olacak. Biz bunu çıkarıyoruz, atıyoruz. Bu gitti. Evet. Şimdi bunun altında arı sütü var. Şimdi. Arı sütü var. Şu şekilde alıyoruz. Gördüğünüz gibi Buyurun diye. onu aldık. Temizleyeyim mi tabii? Önce Mehmet yesin, sonra ben yiyeyim. Gördüğünüz gibi bir bak tadına. Bir bak tadına Buyurun. Mehmet. Sırada bunu da bize yedirecek. Şu şekilde ana arıyı çıkarıp atıyorsun. Evet, evet. Evet. Arı sütünü çıkardı. Çok şifa Şu şekilde. kaynağı arı sütü. Cemikarı yaylası balı. Şu şekilde alıyorsun, Evet. yiyorsun afiyet. Evet. Buyurun. Sen yedin mi Burada hemen? tadına bakalım arı sütünün. Korkma. Çerçeve falan kaldıracak mıyız? Bir tane kaldırırsak bizim için çok harika olacak ya. Eldiven var, hiçbir şey yok. Benim ellerimi sokuyor zaten. Ben içeri girecek misin? Sen niye kaçıyorsun? Senin her ellerin kapalı, şey kapalı. Niye kaçıyorsun? Ya bitti diye geldim. Yeni dönemde artık seçim olmayacağı için geçim dönemi. Geçim de ekonomiyle olacak, kalkınmayla olacak, üretimle olacak. Onun için çalışmalarımızın birinci unsuru üretim ve verimlilik. Bununla ilgili her şeyi değerlendireceğiz. Her şeyi değerlendireceğiz. Birlikte kolları sıvayacağız. Sizin yaptığınızı da yapamayacağınızı da birlikte yapacağız. Hep beraber. Hep beraber. Bunu yapacağız. Bu bizim sorumluluğumuz. Artık belediyeler kaldırımdı, çöptü, asfalttı. Bununla uğraşmıyor sadece. Bunun dışındaki kısımlarda ben de sizi zorlayacağım, siz de beni zorlayacaksınız. Boş durmak yok. Oturacağız, çalışacağız. Herkes çalışacak. Hanımlar da çalışacak, gençler de çalışacak. Yani beni işe koy diye gelmekten ziyade bana yapacak iş ver. Ben sizden bekliyorum. Yani burada hepimiz maaşla çalışmaktan ziyade üreteceğiz, kendi işimizi kuracağız. Ben size bunun yollarını göstereceğim.